Elektromanyetik dalgalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Yüklerin ivmeli hareketleri sonucunda oluşur. Elektromanyetik dalgaların oluşma sebebi yüklerin ivmeli hareketlendirilmesi. 1 doğru. 2. Enine dalgalardır. Bütün elektromanyetik dalgalarımız enine dalgalardır. 3. Yayılmaları için ortama ihtiyaç vardır. Mekanik dalgalar yayılması için ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Elektromanyetik dalgalar yayılması için ortama ihtiyaç duymayan dalgalardır. Onun için 3. yargımız yanlış. Cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların genel özelliklerinden değildir? A boşlukta ışık hızı ile yayılırlar. Bütün elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızı ile yayılır. B elektrik ve manyetik alan bileşenleri dalganın yayılma doğrultusuna diktir. Elektrik alan, manyetik alan ve elektromanyetik dalgalar bunların hepsi vektörel büyüklüktür. E, B ve C arasında şu şekilde E eşittir B çarpı C ilişkisi var. Ve bütün elektrik alan, manyetik alan ve hareket yönleri birbirine dik doğrultuda. Evet doğrudur. Yüklüdürler. Elektromanyetik dalgalar yüksüzdürler. Enerji paketçikleridir. Tanecik ve dalga özelliği sergilediğinden dolayı foton şeklinde bu şekilde gösterilir ve yüksüzdürler. Yüklüdürler dediği için yanlış. D. Fotonlardan oluşur. Evet foton şeklinde gösterilir. Fotonlardan oluşur. E yansıma ve kırılma yapabilir. Bütün elektromanyetik dalgalar arkadaşlar ışıkla da bir elektromanyetik dalga olduğu için yansıma ve kırılma yapabilir. Bu da doğrudur. O halde cevap C seçeneği olmalı. Bir elektromanyetik dalga ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. A. Kırınım yapabilir. Evet kırınım girişim olayları sergileyebilir. B. Girişim yapabilir. Bu da olabilir. Enerji taşırlar bütün elektromanyetik dalgalar zaten foton şeklinde gösterilip enerji paketçikleridir. Bu da doğru. Manyetik alanda sapabilir. Elektrik ve manyetik alanda asla sapmazlar çünkü yüksüzdürler. Ondan dolayı D yanlış. E seçeneği polarize edilebilirler. Evet elektromanyetik dalgalar polarize edilebilir, kutuplaşabilir. Ondan dolayı cevap D seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi boşlukta ışık hızı ile yayılamaz? Arkadaşlar elektromanyetik dalgalar 7 tane. Radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, ultraviyole ışınları, X ışınları ve gamma ışınları olmak üzere 7 tane elektromanyetik dalgamız var. Bütün elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızı ile yayılırlar O zaman X ışınları bir elektromanyetik dalga için olduğu için boşlukta ışık hızıyla yayılır. Gama ışınları da ışık hızıyla, radyo dalgaları da ışık hızı ile, ultraviyole ışınlar da ışık hızıyla yayılırlar. Alfa ışınları bunlar arkadaşlar elektromanyetik dalga değildir. Parçacık ışımasıdır. Onun için ışık hızıyla yayılamazlar. Cevabımız D seçeneği doğru olmalı. Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yayılamaz? Elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla yayılan ve ortama ihtiyaç duymayan dalgalardır. Mekanik dalgalar ise yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Yani aşağıdakilerden hangisi aslında elektromanyetik dalga değildir diyor. Mikrodalga bir elektromanyetik dalgadır. Görünür ışık bir elektromanyetik dalgadır. Kızıl otisi bir elektromanyetik dalga. Radyo dalgaları bir elektromanyetik dalga. Yani yayılması için ortama ihtiyaç duymayan dalgalardır ama ses dalgaları yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyar. Onun için boşlukta yayılamaz. Cevap E seçeneği olmalı. Elektromanyetik dalgaların oluşması için yüklerin ivmeli hareket yapması gerekir. İvme acceleration hızlanma veya yavaşlama demek. O halde buna göre olaylarından hangilerinde elektromanyetik dalga oluşur? Yani yükler ivmeli hareket yapar diye soruluyor. 1 Hızlandırılan elektronların hedeflerinde bulunan metal yüzeylere çarptıklarında aniden durması. Belli bir hıza giderken aniden durmasında hıza değiştiği için ivmel hareket yapar ve elektromanyetik dalga yayar olur. 2. Radyo vericisinin ucundaki osilatörde bulunan yüklerin titreştirilmesi. Titreştirmede arkadaşlar basit harmonik hareket yaptığında hızlanıp yavaşlayıp durup ters yönde hızlanıp yavaşlayıp durma eğiliminde olduğu için ondan dolayı e ivmel hareket yapar yükler. Bundan dolayı elektromanyetik dalga oluşur. 3. iletken bir telden alternatif akım geçmesi. Alternatif akım elektronun iletken tel içerisinde yönünün ve şiddetinin sürekli değiştiği bir akımdır. O halde yönü ve hızı sürekli değişiyorsa burada bir elektromanyetik dalga oluşur. O halde hepsinde yüklerin ivmeli hareketlenmesi söz konusu olduğu için elektromanyetik dalga yayılır. Cevap E seçeneği doğrudur. Elektromanyetik spektrumda yer alan radyo dalgaları, kuzur ışınlar ve mor ötesi ışınlarla ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar 7 farklı çeşit elektromanyetik dalgamız var. Radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, ultraviyole ışınları, X ışınları ve gama ışınları olmak üzere yukarıdan aşağı doğru gittikçe enerji ve frekans değerleri artıyor, dalga boyu değerleri ise azalıyor. Buna göre 1. mor ötesi ışınların frekansı kızılötesi ışınların frekansından büyüktür. Mor ötesi ışınlar ultraviyole ışınlardır arkadaşlar. Frekansı kızıl ötesi ışınlardan gördüğünüz gibi aşağı doğru frekans arttığı için daha büyüktür. Bir doğru. 2. Radyo dalgalarının dalga boyu kızıl ötesi ışınların dalga boyundan büyüktür. Radyo dalgalarının dalga boyları dalga boyları aşağı doğru indikçe arkadaşlar azaldığı için kızıl ötesinden daha büyüktür radyo dalgalarının dalga boyu. O halde ikinci yargı da doğru. 3. Mor ötesi ışınların boşluktaki yayılma hızı radyo dalgalarının boşluktaki yayılma hızından büyüktür. Bütün elektromanyetik dalgalar enerjileri ne olursa olsun, frekansları, dalga boyları ne olursa olsun hepsi boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Yani hızları birbirlerine eşit olmalı. Burada büyüktür dediği için yanlış. Cevap 1 ve 2, C seçeneği doğrudur. Art +x yönünde ilerleyen elektromanyetik dalganın manyetik alan bileşeni T anında şekildeki gibi +y yönünde oluyor. Buna göre T anında bu elektromanyetik dalganın Elektrik alan bileşeni hangi yöndedir? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar, elektrik alan, manyetik alan ve yayılma yönü ile alakalı şöyle bir ilişkisi var, ilişkimiz var. Elektrik alan, manyetik alan çarpı ışık hızına eşit ve bunların hepsi birbirine dik doğrultuda. Sağ el kuralı yardımıyla yönleri bulunuyor. Baş parmağımız hareket yönünü gösterecek, sağa doğru. Dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek, yukarı yönde. Elimizin tersi de elektrik alanın yönünü gösteriyor. O halde burada tersi içeriği gösterdiği için elektrik alan bileşeni içeri yönde olmalı. O halde cevap eksi z yönünde elektrik alan bileşeni olur. Yani A seçeneği doğrudur. Şekildeki elektromanyetik dalganın T anındaki elektrik alan bileşeni eksi x yönünde, manyetik alan bileşeni artı z yönündedir. Buna göre bu elektromanyetik dalganın yayılma yönü nedir şeklinde sorulmuş. Elektrik alan, manyetik alan ve yayılma yönü birbirlerine dik doğrultuda olmuş oluyor. O halde sahil kuralına göre baş parmak yayılma yönlü, dört parmak manyetik alanın yönlü, elimizin tersi de elektrik alanın yönünü gösterecek. Burada manyetik alan dışarı yönde olduğu için dört parmağımız dışarıyı gösterdi. Elimizin tersi de elektrik alanını göstereceği için sol taraf elimizin tersi elektrik alanı gösterdi. Baş parmağım şu an benim yukarı yani artı y yönünü gösteriyor. Yani yayılma yönü ışık hızıyla yayılıyorlardı. Yayılma yönü de artı y yönünde olur. Yani cevabımız C seçeneği doğrudur. Doppler olayı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Doppler olayı arkadaşlar ister su dalgalarında, ister ışıkta, ister ses dalgalarında olsun. Kaynağın ve gözlemcinin hareketine bağlı olarak frekanstaki meydana gelen değişme biz Doppler etkisi diyoruz. O zaman 1. Gözlemci ile dalga kaynağı arasındaki bağıl hareketin dalganın algılanan frekansında değişikliğe yol açmasıdır. Doğru. 2. Elektromanyetik dalgalarda gözlenmez. Arkadaşlar elektromanyetik dalgalarda Doppler etkisi gözlenir. Mesela görünür ışık dediğimizde yıldızlara bakıldığında arkadaşlar yıldızlar bize, bizden uzaklaştığında kızıla kayma dediğimiz bir olay. Big Bang teorisini ispatlayan bir olaydır bu. Yani olması gereken renkten daha farklı bir renkte gözükür. Bu da frekansının değiştiğini yani bizden uzaklaştığını Doppler etkisi oluştuğunu gösterir. Yani bu ifade yanlıştır. 3- Sabit frekansta ses yayan bir cisimden yayılan sesin hareket yönünde tiz, Hareket yönünün tersi yönde pes işitilmesi Doppler ile ilgilidir. Arkadaşlar ambulans bize yaklaşırken e, frekansını daha ince bir seste uzaklaşırken de daha düşük bir frekansta algılarız. İşte buna e, Doppler etkisi diyoruz. Yani sabit frekansta sesleyen bir cisimden yayılan sesin hareket yönünde tiz hareket yönünün tersi yönünde de yani yaklaştığında Uzaklaştığında ise e, bas sesi, pes sesi işitilmesi Doppler etkisiyle alakalıdır. Evet, de e, o halde burada 1 ve 3 doğru olduğu için cevap C seçeneği olmalı. Şekil 1'de ambulans, Alp ve Zeynep durgun iken ambulanstan yayılan sabit frekans, sesin frekansı F olarak duyuluyor. Şekil 2'deki ambulans V büyüklük hızla Zeynep'e doğru hareket ederken ambulanstan yayılan sesin frekansı Alp tarafından F1, Zeynep tarafından F2 olarak duyuluyor. Buna göre F, F1, F2 frekansının büyükler arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar şimdi burada durgun olduklarında ambulansa durgunken başlangıçta ne oluyor? Frekansı ambulansın çıkardığı sesin frekansında algılıyorlar. Fakat ambulans sağa doğru hareket ettikçe Zeynep'e yaklaştığı için Zeynep ambulansın çıkardığı sesin frekansını daha büyük bir şiddetli. Yani 2 f şiddetinde burada alpten de uzaklaştığı için daha düşük bir frekansta yani f bölü 2 şeklinde diyelim daha düşük frekansta algılıyor. Demek ki f2 f'den daha büyük oldu. f1 de f'den daha küçük olduğu için sıralama 2 f1 şeklinde olacak. 2 f1 yani cevap c seçeneği doğrudur.